Ses 1-2-3 seslenemek. Evet, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkan Dayımız, Sayın AK Parti İlçe Başkanımız, Sayın İlçe SKM Başkanımız, Sayın İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Sayın İlçe Kadın Kolları Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımız, teşkilatımızın uç beyleri ve kıymetli AK Parti'ye gönül vermiş AK sevdalıları, kıymetli basın mensuplarımız, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada tarihi bir akşama tanıklık ediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İl Başkanımızın tesisleriyle Ataşehir'imizin makus kariyerini değiştirip Ataşehir'imizin hizmetleriyle arkadaşmış AK Belediyeciliğe kavuşturacak olan belediye başkan adayımız Sayın Avukat Mustafa Naim Yağcı'yı karşılamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Biz Ataşehir olarak hazırız. Kararlıyız. Ataşehir'e sevdalıyız diyoruz. Bu heyecan ile konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ataşehir AK Parti İlçe Başkanımızı arz ediyorum. Evet, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, değerli komşularımız, anakalarımız, kadın kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, mahalle yönetim kurulu üyelerimiz, Kalbi AK Partili atan değerli komşularımız, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii buraya gelirken, özellikle Sayın Başkanımızla yolda konuşurken, dedim ki başkanım yağmur var. Acaba oradaki iklim nasıl şu an? Dedi ki, açık konuşuyorum, burada da söylüyorum. Ataşehir her zamanki heyecanını, ilk kurulduğu, ilçe olarak ilk kurulduğu zamandaki heyecanını bugün orada yaşayacağız dedi. Ve elhamdülillah bugün burada görmüş olduğum tablo bunu apaçık göstermiş oldu. Tabii kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev almış. Burada ilçe başkanlığı yapmış. İlçe başkan yardımcılığı yapmış. Şu an itibariyle de grup başkan vekilliği görevini yürütmekte olan teşkilatımıza gerçekten çok büyük emekler sarf etmiş. Kıymetli dava adamı, değerli abimiz, hakikaten duruşuyla, bu dava bilinciyle gençlerde rol model olarak burada Ataşehir'de bulunan çok kıymetli başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Evet. Tabii açık konuşmak gerekirse bizler de çok heyecanlıyız. Sebebi şu, bu sürecimiz başladığımızda ilk heyecanlandığımız nokta şu olmuştu. Burada 3 dönem boyunca maalesef kaybeden bir Ataşehir var. Burada sadece seçmenler olarak bakmıyoruz. Çünkü ben her toplantımda özellikle söylüyorum bunu. Evet, ben burada bir ilçe başkanıyım, doğru. Ama burada doğan, burada büyüyen, burada evlenen, ev bak sahibi olan, okuyan, hasreten burayı yaşayan birisi. Yani dolayısıyla mevcut yönetimin bizler hepimiz birer mağduruyuz. Dolayısıyla buradaki siyasi görevlerimizin dışında da aynı zamanda seçmen olarak da mücadelemizi sergilememiz lazım hepimizin. Dolayısıyla şimdi biz Allah nasip ederse uzun bir yolculuğa çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Meşakkatli mi? Meşakkatli. Zor mu? Açık konuşuyorum. Buradaki heyecanlı gözlere bakıyorum. Hiçbir şekilde zor değil. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde Allah nasip ederse inşallah 31 Mart akşamında belediyecinin belediyenin burçlarına AK Parti belediyecinin bayrağını ve burada birkaç teşekkürüm olacak, onları da ifade ediyorum. Burada seçim süreci başladığında biz 12 belediye başkan aday adayımız vardı.
Deniz kendi evinde ilk toplantımızda şunları konuşmuştu. Demişti ki ilk önce Ataşehir, ilk önce teşkilatın önemi ve bu noktada davamızın birinci hususunda yerine getirmemiz gereken görevler. Allah isimler razı olsun. Burada da bulunuyor şu an arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Dediler ki seçilsek de seçmesek de içimizden çıkacak olan adayın sonuna kadar arkasındayız. 31 Mart akşamına kadar bizler de bu davanın birer neferiyiz dediler. Allah hepsinden razı olsun. Ve değerli arkadaşlar, açık konuşuyorum. Bugün itibaren hepimize durmak yok. Yol devam. Durmak yok. Yol devam. Durmak yok. Yol devam. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepimiz arkadaşlar sağlık. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Kırmalarım. Evet, kıymetli ilçe başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilçe başkanımız ve belediye başkanı adayımız için söylediği gibi Sayın Ataşehir hazır mıyız? Hazırız. Kararlı mıyız? Kararlıyız. Ataşehir'i seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Avukat Naim Yağcı Başkanımızı arz ediyorum. Saygıdeğer ilçe başkanım, SKM başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, teşkilatımız, belediye başkan, aday adaylarımız, Ataşehir'imizi beraber yol yürüdüğümüz teşkilat mensubu kardeşlerimiz ve Ataşehir'li komşularımız, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Aynı zamanda bu akşamki bu coşkuyu takip eden basın mensuplarımız, sizler de her biriniz bu ailemize, evimize, hanemize, yuvamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de bu akşam bu yuvaya Ataşehir'in belediye başkanı adayı olarak hoş bulduk, sefa bulduk. Evet, değerli dostlar, hakikaten konuşmak zor. Şimdi şöyle yüzlere baktığımda, gözlere baktığımda her birleriyle defaatle göz göze gelmiş, aynı duyguyu paylaşmışız. Şimdi o manada hakikaten konuşmak çok zor. Bugün Rabbimize hamdolsun, Rabbim nasip etti, Sayın Cumhurbaşkanımız güven duydu, Ataşehir'de yıllarını geçirmiş, Ataşehir'in hemen kuruluşundan bu yana bu parti kadroları içerisinde bulunmuş, kesintisiz olarak vazife yapmış bir Ataşehir'in evladını, Ataşehirli bir ismi güven duyamak suretiyle Ataşehir'e belediye başkan adayı olarak elimizi kaldırmıştır. Ataşehir'imize hayır olsun. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bu hakikaten teşkilatımızın bir birlikteliği, teşkilatımızın gücü. Elhamdülillah. Bu teşkilat çok büyük bir teşkilat. Ben burada ilçe başkan yardımcısı iken de bu teşkilatın gücünü gördüm. İlçe başkanı olduğumda bu teşkilatın gücünü yanımda ve arkamda gördüm. Yine grup başkan vekili olduğum mecliste Ataşehir'de bu teşkilatın desteğini hep yanımızda gördük. Zaman zaman elbette talepler, şikayetler, eleştiriler olmuştur. Ancak bunların hemen hepsi Ataşehir'deki vatandaşlarımızın derdine derman olmak adınadır. Hiçbir kardeşimizin kişisel talebi uğruna değildir. O manada o serzenişler de bize aynı zamanda güç ve destek vermiştir. Bugün Ataşehir Teşkilatı kenetlenmiş, Ataşehir'de kendi ruhundan bir kardeşini Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak bu masanın etrafına getirmiştir. Ve bu akşam çok güçlü bir coşkuyla da karşılamıştır. Ben karşıda birkaç televizyona demeç verirken onu söyledim. Benim bu an, şu andaki buradaki heyecanı hissediyorum Ataşehir'de. İlçe başkanlığımızın önünde de aynı heyecanı ben buradan kalpten kalbe hissedebiliyorum. Bu heyecan inanıyorum ki hiç sönmeyecek. 31 Mart gecesi oylar sayılıp, sonuçlar açıklanıp,
Ataşehir Belediyesi'nin inşallah el değiştirip AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın almış olduğu bir belediye olarak başlandığında bu heyecan çok daha farklı bir duyguya ve şükre dönüşecektir inşallah. Rabbim bize bunu nasip eylesin. Amin. Heyecanımız çok. Bu hep vardı. Ataşehir'de çünkü biz Ataşehir'de yaşıyoruz. Ataşehir'in sorunlarıyla yaşıyoruz. Ataşehir'deki kardeşlerimizin mutluluğunu beraber paylaşıyor. Hüznüne de ortak oluyoruz. Yani Ataşehir'de ne dert varsa biz aslında onun parçasıyız. Bu dertlerle biz bugünlere geldik. Bu dertleri görerek, dert edinerek ama bazen elimizden geldiğince bir katkıda bulunmak suretiyle bazen yetkilileri bu konuda uyarmak, itelemek, onlara destek olmak, onlara sürekli görevlerini hatırlatmak suretiyle oldu. Belediyede de evet biz muhalefetteyiz. Evet biz burada muhalefet görevini yapıyoruz. Ancak ey belediye başkanı ve yönetimi, bir vatandaş olarak da Ataşehir'de belediyeden asli görevini yapmasını talep etmek bizim vatandaşlık vazifemiz. Aynı zamanda da oradaki iradenin yapacağı hizmet bizi de direkt etkileyecektir. Şimdi Ataşehir'imizde geçmişini bir yana bırakacağız. Ataşehir kurulduğu gibi 15 yıl geçmiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Biz Ataşehir'in bundan sonrasını inşa edeceğiz. Bundan sonrasını ihya edeceğiz ve Ataşehir'i hep beraber büyüteceğiz. Ataşehir'i hep beraber geleceğe taşıyacağız. Ataşehir'de güzel günleri hep beraber göreceğiz. Ataşehir'de gençliğimize spor komplekslerini yaptığımızda onun mutluluğunu beraber yaşayacağız. Ataşehir'de vatandaşlarımızın sorunlarını çözdüğümüzde, mülkiyet problemlerini, imar problemlerini, her ne varsa yaşadığı sorunu çözdüğümüzde, yüzündeki mütebessim ifadeyi gördüğümüzde biz işimizi yapmış olacağız. Bir iddiam var. İddia. Ancak bunu murat ediyorum. Diyorum ki ne yapacaksınız Ataşehir'de? Çünkü onu görüyorum. Birçok noktada, ancak daha da çok burada. İnşallah yolda bir sorun gördüğümüzde, bir görüldüğünde o sorun inşallah bir daha görülmüş. Yani bir insanın bir şikayeti bir sonraki gün Allah'ın izniyle mutluluğa dönüşecek. Bizim Ataşehir'de muradımız şudur. TRT canlı yayınına çıktığında şöyle tasvir etti Ataşehir'i. Dedi ki evet Sayın Başkan, aday oldunuz. Ataşehir girdiğimizde rezidansların, kulelerin olduğu bir şehir. Siz Ataşehir'de ne yapmayı vaat ediyorsunuz? İşte dedim tam da bu nokta Ataşehir'in sıkıntısı. Sizin gördüğünüz o şehir, çevre yolundan geçtiğiniz, ancak Ataşehir'in yaşadığı şehir o şehir değil. O da bir parçası. Ancak esas Ataşehir, mahrum olan Ataşehir, diğer tarafta bizim yaşadığımız, Ataşehirlilerin yaşadığı şehir. Biz orayı orası gibi yapmak için bu yola sürdük. Rabbim bunu bize nasip eylesin. Ataşehir'in her köşesindeki insanımızın aynı mutluluğu hissettiği bir Ataşehir'i oluşturuncaya kadar buradaki arkadaşlarımızın her birleriyle. Ben inanıyorum ki bütün Ataşehir'le beraber Ataşehir'i geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımız burada diyoruz. Çocuklarımızla beraber Ataşehir'i büyüteceğiz. Biz sadece bir şehir değil, kültür şehir, medeniyet şehri, bir Ataşehir oluşturacağız. Adı Ataşehir olan değil, adı şehir olan değil, hakiki manada medeniyet şehri olan bir Ataşehir'i hep beraber oluşturmuş olacağız. Zaman zaman şunu da ifade ettik. Biz elbette burada Ataşehir'de AK Parti gururla bayrağını taşıdığımız, çatısı altında bulunmaktan, vazife ve sorumluluk almaktan gurur duyduğumuz AK Parti'mizin çatısı altında adaylık müracaatını yaptık ve elimizde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kaldı. Ancak ben şunu ifade ediyorum. Zihniyeti, düşüncesi, titri, makamı, görüşü, yaşantısı ne olursa olsun, ben Ataşehir'in adayı olmanın, Ataşehir'in
belediye başkanı olmanın ve her Ataşehirliyle kucaklaşmanın adımını atıp o şekilde Ataşehir'de yürümek, o şekilde Ataşehir'de gezmek, o şekilde Ataşehir'i karşılamak ve Ataşehir'li her bir vatandaşımızın göğsünü gere gere bana hangi talebi varsa onu iletebilmesini ve zaman zaman kucaklamasını, zaman zaman sitem etmesini ama olduğu gibi davranmasını göreceğim bir Ataşehir'le beraber yol yürümek istiyoruz. Evet. Bu akşam bizi hakikaten bereketle, rahmetle karşıladınız. Rabbim rahmetini daim eylesin. Amin. Bereketini kılsın. Bu akşam buradan inşallah bu çıktığımız 2024 31 Mart yolculuğu bir kar topuna dönüşmek suretiyle Ataşehir'imizde 31 Mart gecesini Ramazan bayramı gelmeden Ataşehir bayramı olarak bize yaşatsın diyor. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Evet, ilçe başkanımız bu bayraktarlığı yapıyor. İlçenin programı, ilçenin planları bizim için esastır. İlçemize bağlı olmak suretiyle elbette Ataşehir'imizin her bulunduğu noktaya gitmek suretiyle sokak sokak, hane hane, cadde cadde, ev ev, kişi kişi gezmek suretiyle Ataşehir'imizdeki her insana dokunacağız. Elbette bunu sadece ben değil, ilçemizle, kadrolarımızla, gruplarımızla ve mahalle teşkilatlarımızla, sandık müşahitlerimizle, Ataşehir'imizle, AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza gönül veren her bir neferimizle ve dahi tüm Ataşehirlilerle inşallah bunu sağlamış olacağız diyorum. Tabii bu manada ilçe başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanımıza ve tüm ekibine o cefakarlıklarından, vefakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları Başkanıma ve tüm ekibine, gençliği böyle gözündeki o heyecanı gördüğümüz, bizi sımsıkı saran gençliğimize, genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu bayraktarlığı, kale komutanlığını yapan mahalle başkanlarımıza ve yönetimlerine gönülden teşekkür ediyorum. Tüm teşkilat üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorum burada partiyle bağı, yani fiziki, organik bağı olmasa da gönül bağı olan, bizimle muhabbeti olan Ataşehir'li komşularım, vatandaşlarımız ve dostlarımız var. Onlara da gönülden teşekkür ediyorum. Ve elbette aday adaylık sürecinde kendi iradeleriyle, yani Ataşehir'e güvenmek suretiyle, Ataşehir'deki AK Parti'mize güvenmek suretiyle, bu milletin vicdanına güvenmek suretiyle AK Parti'mizden benimle beraber 11 arkadaşımızla 12 kişi olarak aday adaylık müracaatinde bulunduk. Az önce de ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi onlar da Ataşehir'imizde bu bayrağı devralma adına, Ataşehir'e katkıda bulunma adına hayalleriyle, projeleriyle beraber bu süreçte bugüne kadar Ataşehir'imiz için gezdiler, kendilerini ifade ettiler, Ataşehir'de bütünleştiler. Ve bugün bize Rabbim nasip etti, Cumhurbaşkanımız öyle takdir etti ve bu emanet bize teslim edildi. O arkadaşlarımız da ben öyle diliyor, inanıyor ve bunu görüyorum ki seçim satım halinde ve 31 Mart'a kadar heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden bizimle beraber yol yola, kol kola, yan yana bu çalışmaların içerisinde olacaklar ve katkı sunmaya devam edecekler. O manada o kardeşlerimize de, değerli başkanlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Ataşehir'de inşallah gazeteciliği, haberi doğru bir şekilde ulaştırmanın aracı olan buradaki yerel basın mensubu kardeşlerimize, medya mensuplarına da bu katkılarından, çünkü ancak bunu bir iletişim kanalıyla vatandaşlarımıza aktarabiliriz. Bu görevi ifa eden basın mensuplarımıza da gönülden teşekkür ediyor. Bu akşam bizleri bağrınıza bastığınız için, gönlünüzde bize yer verdiğiniz için, zaten öyleydik diye biliyorum ama ayrıca bu akşam bir heyecanla buraya dolduğunuz için her birinize gönülden teşekkür ediyor. Rabbim yolumuzu aydınlık eylesin. Amin.
menzilimizi mübarek eylesin. Amin. 31 Mart gecemizi de bayram gelmeden bayram eylesin diyorum. Sizleri saygılı, sevgili, muhabbetle selamlıyor. Gecemiz mübarek olsun. Sabahınızda Sayın Başkanım. Menzilin kızın elma olsun başkanım. Hayırlı olsun başkanım. Sayın Başkanım, adaylaşır adaylaşmaz Ataşehir Belediyesi'nde çalışanlara yönelik bir kıyım yapacağınızdan hemen muhalefet olarak bahsedildi. Böyle bir şey söz konusu mudur? Evet. Şimdi çok fazla soru açıkçası bir şey yapmayalım ama buna cevap vereyim. Tabii her belediye değişimlerinde bu tarz endişeler olabilir. Bizim şimdi biz Büyükşehir'de yapılan 2019 sonrasındaki çalışan kıyımını biliyoruz. Bu bizim şiarımızda, AK Parti'mizde olmaz, mümkün değildir. Şimdi eleştirdiğimiz bir konuyla bizim muhatap olmamız gibi bir şey söz konusu asla olamaz. Biz Ataşehir'imizi büyütmek, daha fazla istihdam alanı açacak projelerle Ataşehir büyütmek istiyoruz. Evet, kıymetli belediye başkan adayımıza bu duygusal konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah 31 Mart akşamı da bu heyecanla burada Ataşehir'i alarak hep birlikte coşkuyla kutlayacağız diyoruz. Evet, Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Nayın Yavru ilçede partilerle, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, basın açıklaması yaptı, herkese teşekkür etti. Bundan sonraki hedeflerini açıkladı. Bunların arasında bir söylenti vardı, belediye işçilerinin çıkarılacağına yönelik bir dedikodu vardı, ona yönelik de açıklama yaptı. Ve şu anda da ayrılıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.